Gördüğünüz gibi masanın üstü ganimet doldu arkadaşlar. En çok hoşuma giden... Allah! Çarptı lan bu. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Ha, bu da matkap. Bu da Epson. Yazıcı, tarayıcı, renkli, fotokopi hepsini barındırıyor. Aslında cihaz çalışır durumda bir cihaz. Daha önce buna benzer bir yazıcı sökmüştüm. HP'nin yazıcısı. Bu ondan çok farklı. O dolar tip bir kartuş barındırıyordu. Bunun kartuşları dolmayan tiplerden ve bunun adaptörü de içerisinde. Yani ya öbür yazıcının adaptörü dışarıdan takılıyordu. Bunun içerisinde güç kaynağı var. O işimize yarayacak kesinlikle. Bu benim hayatımda kullandığım ilk yazıcılardan birisiydi. Yani markası değil de buna benzer bir yazıcı kullanmıştım. 4 adet kartuş dolar tip değil. Bittiği zaman değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. En ucuzu da 25 TL'den başlıyor. Yani 4 kartuşu değiştirmeye kalktığın zaman 100 TL para vermeniz gerekiyor. Değmez. Böyle bir yazıcı zaten 60-70 TL'ye satılıyor. Hayatımda ilk aldığım yazıcı buna benzer bir yazıcıydı. Kartuşu bitti. Bilgisayarcıya götürdüğüm zaman, o zaman bilgisayarcılar çok azdı. Bu dediğim 17 sene önceden bahsediyorum. Yani nereden baksan 20 sene oldu. Oradaki bilgisayarcı bu kartuşu ben doldururum dedi. Gerek yok satın almanıza. Çok pahalıydı o zamanlar. Olurdu olmazdı yok dedi, ben doldururum çalışır. Neyse hadi dedik, madem işi biliyordur doldurur dedi diye verdim. Ben de kabul etmek zorunda kaldım ve doldurdu. 10 TL'de paramı aldı, o zamanki para iyi paraydı. Getirdim taktım kartuşu, biraz sonra bir baktım masanın altından bütün boya gelip çıktı. Siyah kartuşu doldurmuştum. Olduğu gibi yazıyı bir kaldırdım, masanın altı sadece boya dolu. Aldım kartuşu, oradan çıkardım, poşete koydum, götürdüm, buyur dedim. Doldurdunuz, kartuş bu hale geldi. Yok efendim siz onu yanlış takmışsınız da, yok şöyleydi böyleydi, ağlamaya başladı. Ve kartuşu attım dükkana, geldim o yazıcıda o zamanın parası 5 TL'ye hurdacıya verdim, hatırlıyorum. Yani bu yazıcı öyle bir yazıcı, buna kartuş almaya değmez. Çünkü biliyorum birkaç kişi diyecek ki Necdet abi onu bir garibana verseydin, kullansaydı. Onun için değmez arkadaşlar. Dediğim gibi üzerindeki kartuşlar şöyle söyleyeyim. Anında böyle çıkarayım. Şöyle 1 3 4 adet kartuş. Nereden baksan 100 TL para harcamanız gerekiyor bu kartuşlara. Bunlar dediğim gibi dolar tip değil. Aynen çipli. Değiştirilebiliyor. Değiştirilse çalışır yani bu yazıcı. Ama dediğim gibi gerek yok. Fazla masraf etmek istemiyorum. Şuradan başlayalım öncelikle. Şu görünen vidalardan. Bu kısımda arkadaşlar çok hassas bir cihaz var. Okuyucu. Aynen bildiğiniz bir kamera gibi bu. Buradan şurada bir mekanizma var, motor var. Bu motorla belgeleri tarayan kafamız bu. Bu şekilde ileri geri tarama yapıyor. Özel bir motor. Bununla herhangi bir oyuncak yapılabilir. Çünkü motor çok ince bir motor.
En sevdiğim ganimetlerden birisi güç kaynağı. Değişik projelerde güç kaynağı elde edebiliriz. Şöyle vidalarımızı alalım. Boş kasamız kaldı gördüğünüz gibi. Bu herhangi bir işe yaramaz. Bunu olduğu gibi buradaya vereceğiz. Ganimetler burada yatıyor arkadaşlar. Kaliteli 2 adet motor var arkadaşlar. Şimdi sökelim. Bu kısmı da çıkaralım. Gördüğünüz gibi masanın üstü ganimet doldu arkadaşlar. En çok hoşuma giden güç. Allah! Çarptı lan bu. Arkadaşlar güç kaynaklarının üzerinde şöyle bir kondansatör var. Bunlar insanı çarpıyor. Gördüğünüz gibi canlı canlı çarpıldım. Onları bir şekilde aynen böyle boşaltmak lazım. Demin çarpan beni buydu. İçerisinde voltaj kalmış. Her neyse bunları kullanmadan önce, denemeden önce bu iki kondansatörü, bunların içerisindeki voltajları ampulle, 220 ile yanan ampulle boşaltmak gerekiyor. Ya da şöyle tornavida ile bu iki kondansatörü de boşaltmak gerekiyor. Kutuplarını kısa devre yaparak, ama sakıncalı olabiliyor. Bu şekilde cihazınızı bozabilirsiniz. En iyisi ampul yöntemi. İçerisinden harika mı harika, kaliteli mi kaliteli 2 adet motor çıktı. Bunlarla güçlü oyuncaklar yapılabilir. Anakart gayet kaliteli bir anakart ama fazla bir işimize yarayacağını zannetmiyorum. Bir kamyon malzememiz oldu. Şimdi bunların şu atılacak aksamlarını bir torbaya, bir kartona koyacağız. Kapının kenarına koyacağız. Hurdacı kardeşlerimiz bunları geri dönüşme kazandıracaktır. Ve böylelikle bugün ne sökelim videolardan birisinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarzdan yazdığınız varsa hurdacıya vermeden önce söküp içerisindeki en azından şu motorları, şu güç kaynağını çıkarmanız sizin faydanız olacaktır. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek umuduyla. Evet Necdet Usta, şimdi toplama zamanı.